Bizlere Instagram üzerinden ulaşan bir iş adamı var. Önerilerimiz tamam. Ve yedek parçalarımız var. Yedek parça dükkanımız. Senin kendine ait. Bir senelik bir ilişkimiz var. Yani toplam tanışmamız da varsaysın 1,5 sene olmaz. Kaç günden beridir kızla mesajlaşıyoruz fake hesaptan. Şerlik hamile olduğunu söyledi. Yapmak istediklerimi yapabilecek durumda değilim ben şu an. Zaten hamile olduğu için alkol tüketemez. İki bisküvi alabiliriz. Bayağı değişmiyordum ya. Hamile misin? Herkese hamile olduğum yanını söylüyorum. Sen anne olacaksın. Ben baba olmayacağım. Şekli bekle beraber ya. Bekle şey. Bak ben her şeyimi baba olmaya hazırladım ya. Beni hatmen edeceksin. Aşkla bakıyorsun. Sana karşı öyle diyelim. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok güzel bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün Sevgilini Test Et'in 12. bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar bizlere Instagram üzerinden ulaşan bir iş adamı var. Kendisi iş adamı olduğunu söylüyor. Varlıklı bir insan olduğunu söylüyor. Sevgilimin test edilmesini istiyorum diyor. Biz de Instagram'dan detaylı bir şekilde konuştuk. Hatta birazdan gideceğiz. Kendisiyle ofiste, stüdyoda görüşeceğiz. Bütün detayları tek tek öğreneceğiz. Yapabilirsek bir deneme yapacağız. Arkadaşımızla oturup izleyecek. Videoya geçmeden önce arkadaşlar Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı aşağıya bırakıyorum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bugün tavlama kısmımızda Berk oynayacak. Berk hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Valla şu an daha iyiyim. Bakalım videosu neler olacak? Nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar erkek arkadaşımız dedi ki benim zaten maddi durumum yerinde. Kız arkadaşım öyle hani genç tiplere falan bakmıyor. Normalde Jack'a oynatıyoruz. Kız arkadaşımın dikkatini çekmesi için çok çok zengin görünen birisi olması lazım dedi. Biz de hemen dedim, Berk'i ayarladık. Neden olmasın dedim. Evet. Bakalım kızı test edeceğiz. Bu arada hiçbir şey yapmadan çok zengin durabilme olayım var kanka. Hiçbir şey yapmadan zengin görünüyorsun. Şöyle durayım. Çok iyi değil mi? Var mı? Çok iyi oldu. Bak şöyle. İki tane villan var desem ben şu an inanırım. Ayaküstü okey yani. Göktürk'te. 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 Ben düştü. Bugün Instagram'dan konuşacağız. Yarın ayarlayabilirsek buluşacağız. Hazırsanız videomuz başlasın. Ve gidiyoruz. Senden ricam biraz daha sakin, temkinli, elinden geldiğince daha iyi olur. Her şey yalan. Ben her şeyimi baba olmaya hazırladım ya. Zişan. Senin ne işin var? Hayır, arkadaşım uyanmış. Konuşma. Hepsi yalan. Çok şey yapmak istiyorum. Bak yapmak istediklerimi yapabilecek durumda değilim ben şu an. Bekle bekle beraber in. Bekle şey. Bekle. Kanka gitti adam. Bekle biraz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz kaç günden beridir kızla mesajlaşıyoruz fake hesaptan. Bir şekilde bağladık konuyu. Görüntülü konuşmak istedi. Kabul etti, birazdan da arayacak kendisi. Bakalım ne olacak. Evet, ikna ettik sanırım değil mi? Ettik bak zaten konuşmalardan da belli. Evet, SSF'leri veriyoruz arkadaşlar. Birazdan da bir 5-10 dakika falan müsait olacak, arayacak kendisi. Bakalım ne olacak, buluşma ayarlarsak süper olur. Evet, bu arada arkadaşlar Berk'in ünlü bir markanın CEO'su olduğunu gösteren bir profil açtık ona. Markada bilinen bir marka. Sanırım kız o yüzden cevap yazdı. Tek paraya baktı. Evet, biraz öyle oldu. Heyecanlandı kendisi. Nişanlısı geldiği zaman bunu belli etmememiz lazım. Çünkü hani bir şey varsa da o video izlerken görse daha doğru olur diye düşünüyorum. Yarına bir buluşma ayarlamaya çalıştık. Yarın bir çay kahve içelim. Zaten yarın ayarladım mı? Zaten ona gelecek gibi. Aynen öyle. Süper. Arkadaşlar 3 günlük mesajlaşmamızın ardından şimdi görüntülü konuşma yapacağız. O esnada biz de yarın için bir organizasyon yapacağız arkadaşlar. Berk arkadaşımız da görüntülü konuşma yapacak. O zaman sizi Berk'le baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. Like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed. Selam, naber? İyi, senden naber? İyidir benden be. Nasıl gidiyor? İyi güzel, ne olsun? İş güç devam. Sen ne yapıyorsun, çalışıyor musun? Aynı, müsait değilim o yüzden. Hiç sorun değil. Yarın kaç gün müsaitsin? Yarın 5 gibi müsaitim. 5 gibi. Tamam, evet. Süper. Nerede buluşalım? Maslak tarafları olur mu? Yok, tarafları biraz uzak kalıyor bana. O yüzden tarafları daha iyi olmuş. Tamam, sen nasıl istersin? Tamam, sonra o zaman yarına sözünü aldım. Tamam, anlaştık. O zaman görüşürüz. Okay, bye. Hadi bye. Ateş merhabalar, hoş geldin. Merhabalar kardeşim, hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat? Allah aşkına çok güzel. İyi, şey nasıl gidiyor inşallah? İyi, koşturuyoruz biz de aynı şekilde. Sevgili testlerden
Instagram'dan arkadaşlar Ateş bize ulaştı. Konuştuk birazcık. Görüntülü de konuştuk. Evet. Bir ufaktan hakimim ama daha da hani ben de hakim olayım diye, seyircilerimiz de hakim olsun diye birkaç soru soracağım. Tabii ki de. Sen bize bu arada Instagram hesabını vermiştin. Hesapla konuştuk. Buluşmayı arkadaşça kabul etti. Sana şu an SS'leri hiçbir şey göstermedik. Hani videoyu izlerken fikrin oluşsun diye. Her şeyi video izlerken göreceksin. Ha, yani şu an şey diyorsun. Yani birisiyle arkadaşça da olsa bir erkekle buluşmayı, kabul etti. Evet, yani sen böyle bir şey bekliyor muydun ya da böyle şeylere izin veriyor musun arkadaşın halinde soruyorum. Yani kendi arkadaşların her zaman buluşur eder de farklı bir arkadaşla mesela yeni tanıştığı birisiyle de hemen buluşması biraz izin vermezsin değil biraz mi? Biraz garip. Ben de izin vermem. Hani sosyal medyadan da hiç izin vermem ama kendisi de o yapıda değil aslında. Bildiğim evet. Kadarıyla değil. Siz yeni mi tanışıyorsunuz yoksa mı? Bir senelik bir ilişkimiz var. Yani toplam tanışmamız da varsaysın 1,5 sene olmaz. 1,5 sene olmaz. Yani. Peki hani ben bu kızı gerçekten iyi tanıyorum, ona iyi güveniyorum diyebiliyor musun yoksa? Hani birbirinizi çok yeterince tanıdığınızı düşünüyor musun? Bu şeylerimde soru işaretleri sebebiyle sana gelmek istedim. Telefonda da bahsetmiştim sana. Şu an 2 aylık hamile olduğunu söyledi. Ve bunun üzerine ben tüm hayatımı değiştirme adına her şeyimi değiştiriyorum. Takribi 20-25 gün önce bunu bahsetti. Tabii 1,5 aylıktı. İşte yani şu an 2 ay bir hamilelik sürecimiz var. Peki şu an hani bir şeyler ciddileşiyor. Nişanlandın mı yoksa nişanlanacak mıydın? Tabii nişanlıyım. Nişanlandım. Peki bu ne zaman oldu? Bana hamile olduğunu açıklamaz. Hı-hı. Ben de bu işlerin ciddiye binmesini, beni de bunun için yani hem de onun için her şeyi yapabileceğimi göstermek amacıyla hemen nişanımı yaptım. Çok güzel. Buraya kadar her şey güzel. Kıskanç bir insan mısın normal hayatında? Mesleğini söyledim sana. Mankenlik yapıyor. Mankenlik yapıyor. Çok bir kıskançlığa müsaade edilebilecek bir şeyde değil, durumda değiliz. Bunu bilerek, bunu bilerek isteyerek ben de tabii onu sevdiğim için bazı şeylere katlandım. Bazı iş hayatının da verdiği çevreye dayanarak bazı şeylere göz yummak zorundasın. Bu kıskançlığı yapamazsın yani. İnsanın hayatını kısıtlayamam ben hiçbir yani zaman. Yani çok kısıtlama tabii ki de olmaz. Hani ama hani kıskanç da bir insan mısın dersen tabii ki de. Her yani seven erkek her yani, kıskanır. Doğru. Ama tabii çok fazla bunun baskısını kuramazsın. Seviyorsan kuramıyorsun. Bir yerde törpülüyorsun biraz. Olur musun? Ne yapacaksın? Süper. Onun işi, bizim işimiz. Bizim işimizde böyle bir sistem yok ama onun işinde bunlar var. Peki sen ne iş yapıyorsun Ateş? Sen iş adamı olduğunu kısa bir başlıkla söylemiştin ama detayları bizim biraz öğrenebilir miyiz? Bizim asıl işimiz otomotiv üzerine. Alım satım galeriler var. Galerilerimiz ve yedek parçalarımız var. Böyle 2 tane yedek parça dükkanımız var. Hı-hı. 2 tane de servisimiz var. Bunların hepsinin başında sen varsın. Hepsinin başında biz varız. Yani biz CEO'sun. Yani şimdi bizim ülkede pek CEO denir mi denmez mi bilmiyorum ama çok küçük yaşta otomotivin içerisinde büyüdüğümüz için hı-hı, her şeyi kendi başıma parça parça bağlaya bağlaya yaparak geliştirdik. Şu anda hepsinin başında ben varım zaten. Çok güzel. Allah işlerini arttırsın. Tamam inşallah. Daim etsin diyelim. Peki Ateş, sana son sorum videoya başlamadan önce. Birazdan göreceğin şeyler aldatılabilirsin. Her şey olabilir, her şeyi görebilirsin. Bunu bilerek burada bulunmak birazcık cesaret istiyor açıkçası. Neden buradasın? Sorun bu. Hani bunları görmeyi göze alarak neden buraya geldin? Şimdi neden buraya geldiğim açıkçası şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi bir ilişkimiz, ben onu seviyorum. Benim olan her konuda da ona çok güvenirim ama olayımız şurada kopuyor. Şimdi ben genç yaşta, erken zamanda biraz fazla para kazanıyoruz diye, biraz da hayata rahatlaşıyoruz diye ona da bu olanakları sağladım. Her zaman da sağlarım. Bugün için de geçerli, yarın için de geçerli. Ama bazen yanlış anlaşılmasın, iş yoğunluğundan, çünkü şeyler arası bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Bazı yerlere gitmem gerekiyor vesaire. Buralara gittiğimde sadece yoğunluktan onu boşladığımda bu iş böyle sanki bana şeye dönüyor. Hani maddiyata dönüyormuş gibi gelmeye başladım. Son zamanlar buna çok denk geldi. Böyle bir hissiyat aldım. Biraz onun tedirginliği üstüme çöktü. Bunun tedirginliği üstüme çökünce de çok hafif birkaç şeyler yapmış olabilirim. Hani birazcık bir parayla devam edip birazcık da bu işi nasıl oturtturabiliriz diye birazcık geri durmaya başladım. Sonra da hamilelik olayı birden önüme çıktı. Bu da çıkınca hem bir sevinç hem de bir soru işaretleri çok fazla artmaya başladı kafamda. Şu an hem çok heyecanlıyım, yeni bir bakıma korkulacak bir durumdayım yani. Korkuyorum da. İnşallah yanılırım, bunu da çok istiyorum. Ve yanılırsam da ondan mutlaka özür dilerim. Evet, şunu da çok merak ediyorum. Diyelim ki kız seni aldatmadı, videoda da bahsetti. Böyle böyle erkek arkadaşım var, hamileyim, ciddi ilişkime evleneceğim. Yani bu şeyleri görsen sonucunda ne yaparsın? Onu da birazcık tanıyorum, birazcık o inisiyatifini, o güzel insanlığını çok iyi bilirim. Tabii bak, normal anlaşılacak bir şey değil ama bu da benim kafamdaki soru işaretleri yüzünden bunu yaptım. İleride karşıma bu şekilde çıkacağına, en azından şimdi bir şeyimiz varsa yoksa bunu bilmem benim açım daha iyi. Peki herhangi bir aldatma durumu olmazsa iş evliliğe kadar gider mi? Kesinlikle. Şu an kafamdaki soru o. İnsanlar her zaman hata yapabilir benim gözümde. Ufak bir yanlışa gaflete düşebilir. Sadece tek ricam benden ayrısı olmasın, bana bu yeter.
Çok güzel. Bize gerekli detayları öğrendik arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Ateş bir buluşma sağlandı. Daha doğrusu şu an buluşmaya gidiyor ekip arkadaşımız. Bir fake profil oluşturduk. Sen bize detaylarını Instagram'dan anlatmıştın. Kız arkadaşının yani yakışıklığa o tarz şeylerde gözü olmadığını, sadece maddi durumun onun ilgisini çekebileceğini düşündün. Çünkü herkes kız arkadaşını daha iyi tanır. Bir önceki bölümdeki demişti ki benim kız arkadaşımı çok yakışıklı birisine hani biraz kaptırabilir kendini. Sen maddi durumdan girdiğin için maddi durumu yerinde olan bir arkadaşımızın hani en azından yani öyle gözünü... olsaydım herhalde bunu isterdim. Tabii canım, öyle düşünüyorum. Gayet yakışıklısın bu arada. Estağfurullah, onu da görmenle alakalı. Teşekkür ederiz. Instagram'dan arkadaşlar bir fake profil oluşturduk. Maddi durumu çok çok yerinde olan birisinin havasını verecek fotoğraflar ve hikayeler paylaşarak kız arkadaşınla bir konuşma sağladık. Bu konuşmanın sonucunda o da buluşmayı kabul etti. Dedi ki buluşuruz, çay içeriz. Şimdi ekip arkadaşımız onunla buluşmaya gidiyor. Bunlardan haberin bilgin var mı? Sana söyledi mi böyle bir şey? Bugün gün içerisinde de buraya gelmeden önce aradım. Telefonu kapalı. Telefonu kapalı. Kapalı. O zaman ekip arkadaşımız oraya geçerken biz de bir çay kahve içelim. Sonrasında da videomuz devam ediyor. Nereye gidiyoruz? Senden ricam biraz daha sakin, temkinli, elinden geldiğince daha iyi olur. Her şeyi yalan. Ben her şeyimi baba olmaya hazırladım ya. Zişan. Senin neden geçtin? Hayır, arkadaşım bir yanlış konuşma. Hepsi yalan. Çok şey yapmak istiyorum. Bak, yapmak istediklerimi yapabilecek durumda değilim ben şu an. Bekle beraber yine. Evet arkadaşlar, tekrardan geldik. Kulaklıklarımızı aldık. Ekip arkadaşımızdan haber var. Buluşma yerine geçmiş. Gizli kameralar hazır. Hazırsan görüntüyü veriyorum. Çok da hazır değilim ama. Evet arkadaşlar, şimdi kızla buluşmaya doğru gidiyorum. Instagram'dan ayarladık, konuştuk. Benim çok zengin bir iş adamı olduğumu düşünüyor. O yüzden konuşmayı kabul ettim. Şimdi gidelim bakalım, elimden geleni yapacağım. O esnada nişanlısı da şu an stüdyoda, bizim stüdyomuzda izliyor olacak. Doğru kişi değil mi? Evet, doğru kişi. Tamam. Hoş geldin. Ah, teşekkür ederim. Ya hayır, daha ilk yani arabana bayıldım muhabbeti bir garibime gitti. Şimdi araba, bahsettiğim araba bizim vitrin. Yani şu an kendi bindiği, yani bizim amacımız, yani bizim sayemizde bindiği arabalarla vesaire kıyaslanacak bir araba diyor bu araba. Evet, ama yani sadece... Bu arabaya bayılması bir garibime gitti. Evet, standart bir araba gönderdik. Sadece ama Instagram profilinde çok lüks araçlarla çok lüks fotolar vardı. Belki onun şeyinden dolayı. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyidir. Buluştuk sonunda. Evet, sonunda. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sizin burada hep trafik mi oluyor ya? Ya malum çok işçek bir yer burası. Hı hı. Ya buradan da kopamıyorum şimdi. Artık semt bizim oldu. Tüm tanıdıklar falan da burada. Ve iş arkadaşlarım burada. Bazı işyerlerim de burada. Evet, çok trafik var. Çok sıkıcı. Ama kurtulamıyoruz. Yapacak bir şey yok artık. Sen gerçekten sahibi misin? Evet. Zaten hani orası babadan kalma bir yeri. Hatta babama da dedemden kalmadı orası. Doğrudur. Çünkü çok büyük marka. Her yerde duyuyorum. Büyük bir marka sahibi olduğunu düşünüyor. Instagram'dan o şekilde yani iletişim kurduk. Markanın ismini vermeyelim arkadaşlar ama çok büyük bir giyim mağazasının sahibi olduğunu düşünüyor. Hatta az önce de sordu, sen gerçekten sahibi misin? Babasından. Muhtemelen ilgisini o hani çekmiş olabilir. Ama halen de bir şey bilmiyoruz. Yani belki de bu arkadaşça bir görüşmedir. O yüzden... Tabii canım, yani başını ödediysem hala onu demek istiyorum. Sadece daha da merakla şu an izlemek istiyorum. Ne zamandan beri biliyor musun? 65 yılından beri memlekette ilk kuruluyor. Hı hı. Aslında hala hitaben kuruluyor en başta. Daha sonra da bu internet hayatımıza girdi 2000 yıllarda. Evet. O zaman babam başlıyor buralara gelmeye, internette reklam olsun, televizyonda reklam. Hani en başta çok fazla zarar etti kendisi, sırf reklamlarda. Ama bugünü de gördük, çok şükür. Evet. Nereye geçelim? Nereye geçelim? Bence bir kahveyle başlayalım. Buralarda çok sevdiğim dostum kahvecisi var. Evet. Alkollü bir yerdir ama alkol zaten içmeyiz. Saçıyı oynuyor. Normalde hem çok sever hem de bunu herkese yapmaz normalde. Benim onun saçıyla oynadığını halini sevdiğimi çok iyi bilir ya. Yani o bir garip. Sadece yaptığı şeyler
hareketler mesela, çok hoşlandığım şeyleri yapıyor. Çok konuşuruz normalde, hep bana özel mesela. O şeyi mesela, bana özeldir diye çok söyler. Ha, yıllardır saç, ben onu görüyorum. Saç hareketini. Zaten hamile olduğu için alkol tüketemez. İkimiz de alkol kullanan insanlarız. Ama hamile olduğundan beri şu an o ağzına hiçbir zaman vurmadı. Alkol ben de içmeyeyim. Hatta ona destek vermek için ben de bir o kadar çok az içerim. Ancak hani iş toplantılarına vesaire sahip beraber bıraktık gibi insanlara. Yani. Tabii ki de. Çünkü ben bir tek ona yükleyemem. O hayatında bazı şeyler ne kadar eksilecekse benim de o kadar eksilecek. Onun için ne kadar artılar varsa benim için de o kadar artılar vardır böyle şeyler. Sigara kullanma durumu var mı peki? Normalde de sigara içemiyorsun. Bu hamilelik durumunda da işte sigara ve alkol törpülendi. Hiçbir şekilde kullanmıyor. Bunları yapması benim için çok güzeldi. Benim de desteklerim onun için güzeldi ama keşke şu durum yine hiç olmasaydı, çok daha iyiydi. Buluşma olayı hiç olmasaydı. Kötü bir şeydi, kesinlikle söylemiyorum. Bak, kafasını dağıtıyor olabilir şu anda, bir sistemdir. Yaşananlar kolay değil, basit değil, çok hızlı bir adım. Çok hızlıca da yapmamız gerekenler var. Ama keşke en azından yine bu tanışmayı da görmeseydim, daha da iyi olurdu. Tamam, zaten güzel bir yere götüreceğim seni. Sevdiğim dostumun bir yeridir. Hatta oraya açarken de hani ben yardımcı oldum zaten oraya. Kendisi franchise sistemine geçecek. Diğerde de kendime de bir tane almayı düşünüyorum. Ki yardımcı olurum. Çok tabii. İyi. Hani, daha fazla para istiyorsun. Tabii ki de. Artık ben paradan doydum zaten. Önemli olan daha farklı işler ve bir şeyler başarmak. Hani biri sorduğunda, az önce de sen sordun ya, evet. Sana mı ait? Evet. Onu demek istiyorum, evet. Bana ait demek istiyorum. Anladım. Neredeler şu an? Ne tarafa gittiler? Daha detaylı tanışma için. Zaten kafede buluşacağız, çay içeceğiz gibisinden öncesinden konuşulmuştu. Şu anda planımız tıkır tıkır devam ediyor. Ne yapalım biliyor musun? Bak şurada bir tane kahveci var. Orada oturalım. Sana kalmış. Sen daha iyi bilirsin. Gelenekleri bozmayalım. Seviyorsun galiba. Ya malum hep burada oturuyoruz. Bu tarz mekanlara girmez normalde. Kendine özgü mekanları vardır. Hep istediği, özellikle istediği lüks mekanlar, insanların takıldığı yerler, sosyetenin gittiği yerler. Her şeyi full oralarda geçer. İlk defa böyle bir yerde ben onu görüyorum, öyle söyleyebilirim sana. Bunu da nasıl, neden kabul etti? Hala anlamış değilim. Normal şartlarda da lüks mü yaşantısı? Normal şartlarda hep lüks. Ama şu anda mesela ilerledikçe soru işaretim fazla artıyor. Çünkü bak şu ana kadar yaptığı hiçbir şeyi yapmaz. Bu arada ileride yaşanacak her şey için geçerli. İstediğin zaman kaydı da durdurup arayıp oraya da hemen müdahale edebiliriz. Seni bir şey rahatsız etti mi? Bundan sonrasında görmek istemiyorum. Bitirelim dediğin anda bitirebiliriz. Böyle bir hakkın her zaman olacak. Ya sadece cidden sonucu çok merak ediyorum. Çünkü şu ana kadar her şey soru işareti. Her ne olursa olsun. Yani kendi tanışmamızdan da tut, diğer çevresi içinde olsun. Yapmayacağı hiçbir şeyi normalde yapmaz. O zaman devamını görelim bakalım. Diyorsun. Evet. İyidir, senden? İyidir. Hayat nasıl gidiyor? Aynı. Her şey aynı. Senin nasıl gidiyor? Ya ne yapalım biz de işte üç güç koşturuyoruz. Bu zincirler var ya, onun üzerinden. Zaten on güzel. Gülüşlerin ne kadar güzel bu arada. Teşekkür ederim. Beni nereden buldun sen? Ya şimdi sosyal medyada fotoğraflarını görüyorum. Bir tane videoya yorum atmıştın ya. Allah Allah. Bir tane ay temalı bir tane video vardı, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Mavi bir tane. Evet. Orada seni gördüm. Sonra baktım, bu ne? Her gördüğünü yazıyor musun böyle yazı? Hayır tabii ki. Sen farklısın. Umarım sadece böyle kalmaz. Umarım sadece böyle kalmazdan kastı ne? Ben anlayamadım. Çok özür dilerim. Bana mı geçmedi? Bir şeylerin de hani... Ben de tam anlayamadım ama demeye çalıştı herhalde, sürekli görüşürüz. Evet. Hani bu burada kalmaz gibisinden. Tabii yani nasıl, da olabilir. Tabii, nereden yani gördün? Yani ilk başta bir hoşuma gidiyor biliyor musun? Hani ilk gördüğün herkese yazıyor musun hemen demesi sevindirdi ama yani çok umarım sadece böyle kalmaz. Biraz şey. Ne kalmasın? Yani ne olabilir daha? Ya ne bileyim şu an
yani şu an bu da bir program sonuçta, bir bazı şeyleri çok rahat telaffuz edemiyorum ama nişanlısın, hamilesin, bir evlilik yolun var, sosyal medyadan tanıştın, tamam. Konuş, görüş belki kafan dağılır ama bu kadarı, görüşmeler, görüşten sonra bunu böyle kalmaması, devamı, bunlara şu an artık hiç anlam veremiyorum. Neden, nasıl olduğunu da anlamıyorum. Biraz rahatsız ediyor değil mi senin yani görüntüler? Çok fazla. Çok fazla. Şu an neyin nasıl olduğunu bile anlayamadım ya. Yani. Umarım hani bu durumlar bizim düşündüğümüz gibi değildir. Çünkü zaten daha konu başında, hani her şey farklı da olabilir. Bir tek giyim tarzı çok güzel, yani gülüşü kadar çok güzel. Teşekkür ederim. Senin de kıyafetlerin o kadar güzel. Sağ olasın. Özel bir tasarım. Markalı mı giyiniyorsun böyle? Kısmen hemen hemen marka giyiniyorum. Aslında özel dikim. Tabii işimden dolayı böyle giyinmem lazım. Çünkü bir müşterinin yanına gittiğimde evet, en azından bir Rolex saati görsün. Dersin tamam, bu adam iş yapıyor. Evet, evet, veya kesinlikle. Telefon olsun, üzerinde ceket olsun. Onun hayatına markaları sokan benim. Benimdir yani. Hayatta her şeyin marka olduğunu, duruşun çok önemli olduğunu, üstündeki kıyafetten bırak, saçında kullandığın tarağın bile bir markası olup da karşı tarafa bunun geçişinin olmasını, bunu yaşatan, yaşattıran benim. Sarıyer'de bir yerde zaten diktiriyorum ben bunu özel. Tavsiye ederim, hatta sana da diktiririz. Aa, çok iyi olur. Benim böyle ihtiyacım olabiliyor bazı şekillerde. Şu an düzeltmek istiyorum. Böyle şeylere bir şekilde, hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Zaten düşüncesi de yok normalde. Kendisi de kendi şeklinde yapabilir. Şu an bunu karşı tarafa niye böyle lanse ediyor, niye bu şekilde anlatıyor? Şu an hiç anlam veremiyorum. Mankensin. Evet. Şimdi böyle güzel bir vücuda, böyle güzel bir takım var. Teşekkür ediyorum. Mankensin deyince daha güzel hissediyorum. Gel de gidelim. Mankensin deyince nasıl daha güzel hissedebilir ki? Yani senin mesleğin bu zaten. Ne yapacağım? Ben şimdi her akşam yanına gittiğimde, aa mankensin mi demem lazım? Evet. Bir de mesleğini mi hatırlatacağım? Ben anlamadım. Sen nasıl daha güzel... İltifat da değil yani. Ya sadece mankensin dedi ve... Bana şey mi diyor, bana a galericisin, daha güzel hissetti. Evet. Ne yani? Tanıştığımız iyi oldu aslında. Hani sen bana nasıl cevap verdin? Ben kendimi pek yakışıklı bulmam. Bana göre her şey dış görünüş değil. Ondan dolayı. Şu an her şey evet bence de dış görünüş değil. Yani benim için de dış görünüş değildi. Anladım da şu an cidden belli ki dış görünüş değil. Ben de düşünüyorum çok. Acaba gerçekten niye cevap verdi? Cevabı geçtim, bunca söz ve kelimeler niye yapıldı? Şu an full merak, bu nereye gidecek çok merak ediyorum ya. Neyi evet, beğendin peki? Yani maddiyatın, gelirin, işin, gücün yerinde, dış görünüşün yerinde kaliteli kıyafetler giyiyorsun. Kaliteli mekanlarda takılıyorsun. Daha çok bunlara vizyon bakıyorum. Tamam. Efendim? Vizyon önemli diyorsun. Tabii ki evet, tamam. Vizyon. Vizyon diyebiliriz. Her şey dış görünüş değil. Ben de çok memnun oldum tanıştığımızda. Alkol kullanıyor musun bu arada? Alkol kullanıyorum evet. Bildiğim bir yer var. Her yerde değil. Her yer değil mi? Değil. Tamam zaten hani seni güzel bir yere götüreceğim. Yani ultra güzel bir yer olması gerekiyor. Ultra için. Güzel bir yer. O konuda sıkıntı yok. Hayat mı? Müsait misin buradan sonra geçelim? Tabii ki olabilir. Tamam süper olur. Evet ama saat biraz önemli. Kalmaz mısın gece? Yok. Maslak taraflarına da gidebiliriz bak. Yok yani şu an için değil ama bir sonraki görüşmemizde olabilir tabii ki. Sözünü alıyorum. Tabii ki. Tamam mı? Tamam. O zaman buradan güzel bir yere gidelim. Evet. Ha şu an neye söz aldı onu anlayamadım. Ya tamam, gece kalır mısın? Kalamam. Olmaz. Ama sonra neyin sözüydü bu? Sonra yarın için kalabilirim gibisinden bir sözdü galiba. Yani yarın gece ne yapacakmış? Bu arkadaşımızın yanına mı gidecekmiş kendisi şu anda? Yani kime neyin sözünü veriyor bu? En son ne zaman oldu sevgilin? En son hatırlamıyorum çünkü ben hani işlerden dolayı pek vakit ayıramıyordum. Ki öyle tamam arıyoruz bir şeyler ama senin gibisine denk gelemedim şu ana kadar, öyle söyleyeyim. Çok şaşırdım senin sevgilinle olmamasına. Instagram'da çünkü baktım bayağı hiçbir fotoğraf yok, bir şey yok. Fazla kız da takip etmiyorsun. Gerek duymuyorum çünkü zaten seni gördükten sonra olsa da çıkarırım seni. İlk günden o kadar mı aşık oldun ya? Karşına bir güzellik oturuyor. Tabii ki öyle. Giyim tarzı güzel. Böyle davranmıyorsun umarım. Tabii ki de davranmıyorum da. Emin olamadım çünkü. Senin yerin ayrı ama. En son ne zaman erkek arkadaşın oldu? En son erkek arkadaşım bir sene önce oldu. Bir sene önce. Bir dakika abi ya. Na, ne söyledi şimdi o? Sevgilim yok dedi. Ya sevgilim yok dedi. En son bir sene önce oldu mu dedi. Bundan mı bahsetti şu anda? Evet. Biraz hani sevgili muhabbetle... Yani hem nişanlısın hem hamilesin hem de bir herifle berabersin şu anda. Baştan aşağıdan yanlış gidiyorsun. Yani şu an bu işin sonunda bu daha ne diyebilir ki bu kadar? Yani
Şu an aldatmıyor mu şimdi? Evet. Daha aldatmadı mı? Buraya kadar biraz şeydi. Ama bir kızın evet karşı tarafa sevgilim yok demesi, hani seni böyle yok sayması, hani ben flörte açığım ve boştayım gibisinden bir şey oldu ya şu anda. Şunu şu an zaten aldattı. Her konuda aldattı. Bu evet. Bu beni de yok saydı, her şeyi de konuştu. Maşallah sevdiğini de, yani sevildiğini anladı burada arkadaşta. Hele birisinin ona mankenlediğinde böyle bir ilgiler duyması falan. Bunlar hayatında çok büyük yenilikler ama şu an aldattı. Yani daha devamında ne olacak acaba bunun? Burada biraz ben bana, de şaşırdım ve... Çok bana, bu bana fazla. Bu kadarı çok fazla bana. Bu arada dediğim gibi her zaman bitirme ihtimalim var. Hani seni rahatsız ettiği her şeyde videoyu durdurabiliriz. Beni baştan başa olayları... şu an kendisi rahatsız ediyor. Merak ediyorum daha devamında neler olacak. Devam edelim, eminsin. Çok çok eminim. Evet, fazla yapmıyorum ben ya. Böyle insanları iyi seçmeye çalışıyorum bundan dolayı. Tabii önemli onlar. Evet, bir senedir hayatımda kimse yok. Bakalım seninle ne olacak. O Instagram'da ilk kırmızı porselenim miydi? O benim. Aile tripte olan benim. Ya, zaten güzel. Yeni aldım. Etek kapalı var bir tane, sri. Onu da gördüm mü bilmiyorum. Yok, onu dikkat etmedim. Hepsini ben gösteririm. Bir tane klasiğim vardı. Evet, kırmızı renk çok gözümü aldı o yüzden. Kırmızı mı? Evet. Dikkat ettim. Yeter ki isterim, biliriz. Hayatım. Çok iyi olur. Hatta bar çıkışı da. Daha iyi olur. Abi nesi çok iyi olabilir ya? Biri bana anlatsın ya. Ya ne olur, kırmızısı arabası çok iyi olur. Hayatımı. Bu... Sen ne yapmak istiyorsun? Kimle nasıl bir şekilde oynuyorsun sen ya? Ben sana hak veriyorum. Biraz beklenmedik şeyler oldu. Karşı tarafa da arabasından iltifatlar ediyor. Neyin kırmızısı abi? Sen hangi kırmızıdan bu kadar çok hoşlanıyorsun? Ben onu anlamadım ya. Devam edin abi ya. Bu işin sonu nereye çıkacak? Nereye varacak? Çok ciddiyim, devam edin. Ya da arkadaş haber verin. Devam edelim mi? Hızlı devam etsin ya. Hızlı ya. Yani bu iş nereye kadar gidebilecekse sadece hemen gitsin istiyorum. Görmek istiyorum ben. Artık sadece daha ne kadar... Ne kadar daha çirkin bir şey olabilir? Ben sadece bunu bilmek istiyorum. Diğerlerini hani pek garajdan çıkaramıyorum. Neden? Sürekli temizlenmesi olsun, şey olsun. Tamam, personelleri ben onu temizletiyorum, sürekli bakım yaptırıyorum ama devamlı evime girmesinler. Evet. Yani garajıma girmesinler, onlar da yazık. Aşağıda temiz bir şekilde tutuyorum onları. Çok güzel. İstersen gel göstereyim sana. Bir gün olabilir, farklı bir gün. Bir gün ne zaman? Bak bugün olabilir. Bugün planımız var. Belki yarın olabilir. Yarın o zaman sözünü alayım. Bir yarına dünyamızı verdik ya. Yarın her şeyin sözünü aldı, ben anlamadım. Bundan öncesini de anlamadım. Bunu zaten hiç anlamadım. Arabaya yarın gidiyoruz, kalmaya yarın diyoruz, her şeye yarın diyoruz. Bu gece boşanıyoruz herhalde. Bu arada üzüntünü anlıyorum. Birazcık daha... Şimdi ileride neler olur bilmiyorum. Ayrılırsanız da devam ederseniz de bu bir program. Zaten doğru kişiyse hayatına devam edersin. Yanlış kişiyse de bunu şu anda bilmiş olman daha iyi olur. Birazcık bunu sakinleşmeye çalış istersin. Yani belki devamında farklı güzel şeyler olacak. Bunun devamında yani şey mi diyeceğiz, hani yaptım, baktım. Daha bir şey diyemezsin ya. Yani şu ana kadar olanlardan zaten bunun... Devam etmesini nasıl sağlayabilirsin ki? Nasıl bekleyebilirsin? Sen anne olacaksın. Ben baba olacağım. Bu hayat böyle basit bir şey değil. Ne anlatacağız biz ileride? Bu şekilde olmaz değil mi? Peki benim bundan ya haberim olmasaydı? Bu bir test olmasaydı, bu bir program olmasaydı. Doğru. Tamam. Temizliği anlaştık o zaman değil mi? Ben söylerim şimdi. Onu hazırlarlar hatta yarın. Tamamdır. O zaman yarın gelip göreceğim. O zaman yavaştan kalkalım mı? Kulağa olur. Geçeriz. Olur. Saat kaç olmuş? Okey. Tamamdır. Tamam. Yavaştan kalkalım. Tamamdır. Hadi gel. Bari koluna girme ya. Ben siz bunu bana... Buradan göreceğim şeyleri bana yaşatmayın, ne olur ya. Şimdi arkadaşlar, ekip arkadaşımızla diğer arkadaş beraber club tarzı, pub tarzı bir yere geçmek istediklerini söylediler. Şimdi buradan devam edeceğiz. Club'a gidiyorlar, pub'a gidiyorlar. Video arasında ben sık sık sordum sana, hani bitirmek istiyor musun? Devam etmek istediğini söyledi. Devam edelim. Değil mi? Şimdi şurada çok güzel bir yer var. Evet. Orada oturalım, biraz kokteyl falan içeriz. Çok iyi olur. Ama fazla vaktim yok dediğim gibi. Ama hiç sorun değil. Zaten bir iki bir şey içeriz. Hı hı. Bugün günlerden neydi? Tamam, sorun yok.
Gel bakayım Hasan. İyi oldu ya buraya gelmemiz. Çok samimi bir ortam. Biz de samimileştik diye düşünüyorum. Evet. Bak geliyor ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Yıkma ya. Bu olamaz ya. Bu da ilk yani buluştuğum kahve, çay, pap. Çok merak ediyorum ne yapacak papta? Ne? Hamilesin, alkol içemezsin, pub'da ne işin var? Sen... Bir su versenize. Sağ ol kardeşim, çok teşekkür ederim. Evet, daha sevimli oldum. Pardon, ne içersin? Öyle, sen de içersen içerim, problem değil. Tamam. İki bir s***imiz. Tek buz, iki buz. İki. İkisi de iki buz. Anlıyorum ama gerçek alkol mü içiyorlar? Gerçekten alkol mü içecekler? Galiba biz öyle bir arka bir şey yapmadık. Hani ekipten bir şey demedik. Muhtemelen gerçek alkol. Bir öğrenelim mi? Bir öğrenelim. Bana bunu öğrenirsen çok iyi olur. Şu an hamile olduğu için içemez. İçmiyor da sırf. Bu yüzden içmiyor. Çok pardon. Efendim? Berk sadece beni dinle. Tamam. İçtiğiniz gerçek alkolse tamam de. Tamam. Tamam o zaman. Görüşürüz. Haydi bay bay. Tamam haydi bay. Çok pardon. Problem değil, nereden? Bu iş için. Hı. Bu saatte işlerin oluyor mu yok böyle? Ya oluyor tabii. Zaten anca akşam çıkıyorlar. Ki birazdan çıkmalar lazım anca. IT'ciler şu an aradı. Hı-hı. Sıkıntı varmış galiba. Bu çok da sıkıntı değil. Teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman tanışmamıza. İçecek, içmez ki. Hamile, çocuğu düşünmek zorunda. Çocuk için hem sigarayı hem alkolü bıraktı. Bu arada alkol işine şaşırdım hani. Hatta içmezdim de. Özel günler de demiştim. Özel günler dedin? Evet. Bu benim de çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Takılarına bakıyorum da ellerin de çok güzel. Sen hep takı çekimi mi yapıyorsun? Evet, takı çekimine gidiyorum. Çok güzel ellerin var. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Peki bu aşk hayatında daha çok eğlence tarafı mı yoksa artık... Böyle evlilik tarafını da düşünüyorsun. Evlilik için doğru bir insanı bekliyorum. Doğru insan. Evet, doğru. Peki insan. Senin için nasıl biri olmalı bu? Çok zengin biri. Yani benim gibi. Evet. Ben yanlış kişiyim. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Evlenecek kişi zaten ben değil mi? Anlayamadım şimdi. Ben onca hazırlığı yaparken o şu an evlenecek kişi bunu mu görüyor? Bunun peşinde mi koşmuş? Paranın peşinde mi gitti bu kadar? Sanki sen biraz ceptesin de farklı bir şeyler arıyormuş gibi durum söz konusu. Hani bu daha zenginse bu daha gibisinden mi bir şey acaba? Ben de şimdi daha zengin ne yapacak? Söyleyemiyorum. Ne yapacak? Benim çocuğum benden mi alacak ya? Ne yapmaya çalışıyor? Kafasındaki sistem ne paraysa neye eksiklik diye sağladık ki bizim. Bu hata değil bu. Sadece bize mi hakaret yapıyor yani? Neydi bu? Bizim nasıl bir sorunumuz oldu? Nasıl bir eksiğimiz oldu? Hangi duyguyu vermedin sevmek? Sadece sevdim başka. Ne yapmış olabilirim ki ben bunu? Seni karşılarım yeterince biliyorsun. Farkındayım. Bana da senin gibi biri de lazım. Böyle neşeli. Eğlenceli. Şey, başka? Güzel. Başka? Elleri güzel. Böyle zarif biri lazım. Uzun boylu. Benden kısalara pek bakamıyorum. Hani ben de kısa boyluyum ama ben de biraz uzun. Yani dış görünüş hiçbir şey değildir demiştin. Tabii değildir. Evet. Onu zaten ben senden çok iyi anladım. Neden içtin sen onu ya? Sana söylemek başta düşünmüyordum ama burada bir tek seçeneğimiz kalıyor. Galiba sana hamile olduğunu söylemesi olayı yalan yani. Çünkü hamile birisi o kadar da cani birisi değildi herhalde. Yok ya bir kaletten bir şey olmaz diye düşünmüştür o şu an. Bir tek onu yapmıştır başka bir şey yapmaz. Bir kaletten bir şey olmamıştır diye düşünmüştür. Yoksa bir insan ne çocuğuna ne kendi geleceği için de paraysa tam parayı istediği kadar sevsin. Bir cana bunu yapamaz. Yapmamalı yani. Çok pardon. Efendim? Hı. Bir hamile mi değil mi öğrenmeye çalışsana. Tamam. Malum. Ne demiş? Yine ya. Yine. O kadar meşgulsen bitirebiliriz istersen. Yok yok. Mecbur arayıp sormaları lazım ki yani iş yürüsün. Tabii. Hı-hı. Tabii.
Bayağıdır içmiyordum ya. Niye? Hamile misin? Ne alakası var? Neden böyle bir soru sordun? Tamam yani. Değilim tabii ki. Tercih etmiyorum sadece. Tamam öyle değil zaten. Öylesine sordum. Peki. Yani genelde hamileler alkol kullanmıyor ya. Hayır, ondan dolayı değil. Sen söylemiştim zaten. Fazla alkol tercih etmiyorum. Sadece özel günlerde diye. Tamam zaten bir şey demedim. Ben makarasındayım işin. Hani bir aşkla bakıyorsun. Sana karşı öyle diyelim. Etkilendim. Fazla oldu benim için. Çünkü çok hızlı gidiyor. Yok, o kadar da değil aslında. Sana bir şey oldu. Ne oldu? Bu olmamalı ya. Her şeyi yaparsın da bunu yapmazsın. Biraz moralim bozuldu. Niye, ne oldu ayet? Bu hamilelik muhabbetine neden girdin? Ona çok takıldım. Ya ben işin makarasındayım. Da sen niye bu kadar gerildin buna, duruma? Son zamanlarda hayatımdaki herkese hamile olduğum yalanını söylüyorum. Hayatımın en önemli yerini sen ol istiyorum. Çünkü tamam. Beni her açıdan madem tatmin edeceksin. Tamam, madem böyle bir şey istiyorsun ama bu şekilde de yalanlardan dolayı da ben kusura bakma. Hayır, yalan değil. Sana yalan söylemiyorum. Tamam, millete yalan söylüyorsun ama hamile. Ama sana yalan söylemiyorum. Kız arkadaşın hamile olmadığını ve böyle çevresine böyle yalanlar söylediğini söyledi şu anda. Tek bir ricam var, bak sana yemin olsun. Bu ikisi bak, bu zamana kadar sevdiğim bu kadının tek bir soru soracağım. Tamam, hemen hadi hemen. Tamam, biz ben tekrar kendim tekrar. Tamam, olur, hadi hemen gidelim. Ben bir üstümü değiştirebilir miyim? Geliyorum, hemen geliyorum. Tamam, ben aşağı iniyorum, gelirsin sen. Ve gidiyoruz, senden ricam biraz daha sakin, temkinli, elinden geldiğince daha iyi olur. Her şey yalan. Ben her şeyimi baba olmaya hazırladım ya. Zişan. Senin de ne işin var? Hayır, arkadaşım uyanmış. Konuşma. Hepsi yalan. Çok şey yapmak istiyorum. Bak, yapmak istediklerimi yapabilecek durumda değilim ben şu an. Bekle, beraber in. Bekle. Kanka gitti adam. Bekle bir dakika.